Çarşamba'nın Ercil Mahallesi'nde kurulacak olan Biyokit Enerji Santrali hakkında vatandaşlar neler düşünüyor, onları dinleyelim. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? İsmim Turgut Bedir. Turgut Bey, kurulacak olan santral hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir misiniz? Santral iyi bir şeydir. Yani Çarşamba'yı zehirleyecek mi? Onun için biz istemiyoruz bunu. Kimse istemiyor zaten Çarşamba'da. Bize faydası ne olacak bunun? Hiçbir faydası yok. Ne gibi zararları var sizce? Ya şimdi bu çarşambanın bu kirli şey, hava üretecek burada. Bizim fındığımıza, sebzemize, tarıma, her şeye zarar olacak. Havamıza zarar olacak. Onun için istemiyorum. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? Tanju Açıgen. Tanju Bey, kurulacak olan santral hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani şöyle kısaca söyleyeyim, istemiyoruz santrali. Neden istemediğimizi de söyleyeyim. Küçük çocuklar var. Yani bağ bahçe var, doğamız var. Çarşamba kadar güzel bir bağ, doğa yok. Bunu herkes de biliyor. Bunu Cumhurbaşkanı da biliyor. Açıkçası kimse istemiyor yani. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? Alican Köse. Alican Bey, kurulacak olan santral hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Tabii. Öncelikle şunu belirteyim. Ben elektrik sektörünün içinde yani elektrik mühendisiyim, elektrik çalışanıyım. Aynı zamanda elektrik mühendisliğinde öğreneceğim. Türkiye'nin ve tabii ülkemizin ve dünyanın enerji ihtiyacını biliyorum öncelikle. Tabii bunlar için hani elektriği üretmek kolay değil. Bir santrale tabii ki ihtiyaç var ama bu santralin burada mı olması gerekiyor? O noktada biraz fikir ayrılığı içerisindeyim. Tabii ki santrale ihtiyaç var. Yani 3. dünya ülkelerinde santraller yoğun bir şekilde sürüyor. Ovamıza zarar vereceğini düşünüyorum ben. Yapılacak tarımlara zarar vereceğini, yetişen ürünlerin kalitesinin düşeceğini, dekoltesinin düşeceğini düşünüyorum. Bu yüzden santrali şu noktada karşıyım. Yani burada olmasına, çarşamba da olmasına karşıyım. Yoksa hani enerji üretmek adına tabii ki santraller yapılabilir. Ne bileyim yani bizim daha böyle kırsal kesimlerimiz var. Toprağa verimsiz, hiçbir şey yetişmeyen yerlerimiz var. Buralarda yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? Sevim Altındır. Sevim Hanım, kurulacak olan santral hakkında neler düşünüyorsunuz? Geleceğe dönük düşünüyorum. Bugün bile hava çok kirli. Bir de düşünün, o herhalde anladığım kadar çöpler yakılacakmış. Tabii ki karşıyız, çocuklar için, halk için, sebzemiz için, her şey için. Ben kesinlikle karşıyım. Evet. Ne gibi zararları var sizce santralin? Yok kardeşim. Soluduğumuz hava, yediğimiz yiyecekler, her şeye karşı. En azından camımız bile kirlenecek. Yani her şeye karşı. Başka yere kursunlar. Ki çarşamba ovamıza asla olmaz. Yani sebzenin yetiştirdiği ovaya olmaz. Gitsinler kıraç topraklara kursunlar onları. Çok gerekiyorsa tabii. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? İbrahim Serttaş, Tekeköylüyüm. İbrahim Bey, kurulacak olan santral hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Zehirli, artık maddeler. Anlatabildim mi? Gittik 200 sefer eyleme katıldık burada. İnşallah durdurdular bunu. Bir haber aldık haberlerde, durdurulacaklarmış. Yani buna hep karşıyız, bu zehirli. Suyumuz, efendime söyleyeyim. Bunun artıkları yani yok, baca yapacaklarmış. Onlar fasat, baca yapta ne olacak? Bakır işletmelerinde baca yaptılar da ne oldu? Ne olacak bu sefer? Bütün marullarımıza, şeylerimize, patlıcanlara, bebellere, mısırlara varana kadar zehir satacak bu. Yani bu. Buna bütün millet karşı çıkması lazım.